kayda girdim abi. Mesela birazcık daha düzgün bir girişle. Arkadaşlar daha da benim bir giriş yapamadık. Hoş geldiniz öncelikle videoya. Bu benim ilk YouTube videom. Balıkesir'deyim, Edremit'teyim. Bizzat askerdeki tanışmış olduğum takım komutanımla ilk defa böyle bir uzun metrajlı video çekiyorum. Benim için de ilk defa uzun bir video hazırlamak, bilmiyorum nasıl olacak. Umarım hoşunuza gidebilecek bir video çekerim inşallah. Bugün bu videonun tanımı, çekeceğim videonun genel amacı. Ben şöyle bir yorum belirtmiştim sizlere. Sizin bana soracağınız soruları, benim hakkımda merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Bunun için de yorumlarda bana soru sormanızı istedim. Çok fazla bir ilgi gelmedi ama 6-7 tane soru var. O soruları elimden gelebildiğince yanıtlayıp böyle bir güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Öncelikle Fatih abi, kendini tanıtmak istersen. Ben kendimi tanıtayım. Ben Fatih Yılmaz. Mesut'la askeriyede tanışmışlığımız oldu. Daha doğrusu ben kendisinin takım komutanıydım. Daha sonrasında tabii askeriyeden sonra da bir şekilde görüşmemiz devam etti. Kendisi aradı, sordu sağ olsun. Bu şekilde tekrardan beni ziyarete geldi. Bu vesileyle de aynı şekilde bir video çalışması için bir araya geldik. Aynen. Şimdi burada sana yöneltilen sorular var. Tabii bunlar üzerinden gideceğiz. Şöyle rahat bir şekilde okuyacağım şekilde. Evet, şöyle ayarlayalım. Şimdi ben soruları sana yönelteyim, sen de merak edilenlere cevap versin. Şimdi ben soruyla başlayayım o zaman. TikTok'a başlama hikayeni veya sebebini öğrenebilir miyiz? Üstad Selim. Güzel bir soru sormuş arkadaşımız. Ben liseyi bitirdikten sonra böyle içimde böyle bir oyunculuk şeyi vardı, merakı vardı. Küçükken misal çoğumuzun derken pek çoğumuzun izlediği bir dizi bence. Adanalı dizisini falan izlerken Maraz'ı bilmiyorum. İzler miydin sen ama? Yani çocuk. İzlerken böyle çok imrenirdim, Maraz Ali'ye olsun veya farklı dizi karakterlerine olsun. Sonrasında hani bu merak geçici bir merak olmadığını fark ettim ben. Kendimi şeyde geliştirmeye çalıştım ilk önce. Dizi film setlerine figüran olaraktan giderekten geliştirmeye çalıştım. Şöyle oldu, ilkten bir ajansa kaydoldum. Ajansa kaydolmamı söyledi yakınımdakiler. Gerek mimiklerim, gerek tanımlamalarım, sahneleri tanımlamalarım. Çevremdeki insanlar güzel olduğunu söyledi bunların. Beğendiklerini söylediler. Mesut dediler, bir git kendini dene. Hani dizi film setlerinde figüran olarak da. Ben de kaydımı yaptırdım. Şey yaptılar. Kayıt olduğum günü Diriliş Ertuğrul dizisine çağırdılar. Aradılar. Mesut Bey, yarın müsaitseniz Diriliş Ertuğrul dizisine çağırıyoruz sizleri. Ben de heyecanlandım böyle. Tam diyorum Diriliş Ertuğrul at. Engin Altan Düz Yatan var orada. Sakal mak. Öyle bir moda girdim ki abi. Uyuyamadım gece. Sabah kalktım. Sabah 5'te çıktım yola Gebze'den. Mecidiyeköy'e yetişebilmek için 7'de ajansın oradaydım. Arabaya bindik. Böyle Beykoz Ormanı'ydı. Bir yere gittik. Hava eksi belki 3 değil, belki eksi 4 derece. Atlar var, böyle insanlar gerçekten böyle bir savaş işindeymişler gibi kamuflajlı. Ben ilk defa görüyorum. Neyse beni aldılar makyaj odasına. Moğol elbiseleri giydirdiler bana. Moğol elbiselerimi giydim. Yani yaklaşık da 7-8 kilo. Abi abartmayayım ama bottur, elbisedir falan üstünde 7-8 kiloluk bir şey var. Giyinme aksesuarı var abi sadece. Makyaj yaptılar falan. Ben bir rollendim öyle mi? Dedim herhalde Engin Altan Düz Yatan'la böyle kılıç kılıca savaşa gireceğim. Götürdüler. Sahnem şu. Bu arada sahnemi de koyarım. Eğer ki videoya koyabilme imkanım olursa. Sahnemde İl Bilgi Altun'du, yanlışı bilmiyorsam. İl Bilgi Altun geliyor. Kapıyı açıyorum. İçeri geçiyor. Kapıyı kapatıyorum. Evet, bunun da 15 kere falan tekrarı oldu. Sonra farklı dizi projelerine gittim. Uyanış Büyük Selçuklu'ya gittim. Blue TV'de Saygı dizisi vardı, ona gittim. Pizzacı rolünde figüran olarak. Sonra Türkler Geliyor diye bir sinema filmi vardı, ona gittim. Hani gittiğimde ben kendimi geliştiremeyeceğimi gördüm. Hayatıma bir şey katamayacağını, hani bir önü olmadığını gördüm figüranlığın. Oyunculuğa merak salan arkadaşlar varsa tabii ki kendinizi bir şekilde geliştirebilirsiniz ama çok da etkili bir yol olmadığını düşünüyorum ben ama tabii ki inşallah umudunuzu bulursunuz. Sonrasında sosyal medyaya başladım işte bu. İlk önce Instagram'da başladım 2019 yılında. Şu şekilde başladım. Bir tane video çektim. Oyunculuğumu denemek adına. Şimdi dizi film setlerinde sürekli böyle arka plandasın. 4. sınıf bir insansın. Orada kendinin ön planda olduğu bir yerde oyunculuğunu sergilemek. Şimdi kendin kameramansın, kendin oyuncusun. Sahneni kendin, yönetmen de sensin, kameraman da sensin. Hepsini ayarladım. Çektim bir video. Çektikten sonra da yani ben beğendim kendimce videoyu. Çok profesyonel bir şey olmadı da. Videoyu Instagram'da akşam böyle paylaşacağım. Paylaşsam insanlar ne der? Yani paylaştım abi. Paylaşış o paylaşış. 2019 yılından beri yaklaşık 3 yıla yakındır bir video çekiyorum. Çok da memnunum. Allah'a şükür. Oyunculuk alanında kendimi video çeke çeke mimik anlamında olsun, diğer anlamlarda olsun
geliştirebildiğimi düşünüyorum. Geliştirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve de ufak da sizlere hitap ediyor olabilmemin de mutluluğu var ayrıca. Bir kitlemin olmasının da mutluluğu var. Hani bir şey yaptığım zaman insanların Mesut helal olsun çok güzel olmuş, şunu şöyle yapmışsın, bunu böyle yapmışsın demiş olması beni ayrıca mutlu ediyor. Sosyal medyaya başlamamın en büyük temel sebebi budur. Bu şekilde abi, istersen diğer soruya geçelim. Biraz uzun oldu. Kusura bakma. Ha, güzel oldu. Uzun ama güzel oldu. Evet, ikinci sorumuz. Nasıldı abi askerlik? Ne yaptın, ne ettin? Bir özledik seni demişler. Şimdi askerlik nasıldı Mesut? Fatih abiyle, Fatih komutanımla. Komutanım da var. Şimdi videoyu çekmemdeki en büyük sebeplerden birisi de askerliğimizi beraber yaptık. Tabii ki o bizim komutanımızdı ama yaşadığımız pek çok şey birbirine benzer, eşdeğer şeylerdi. Ben askerliğimi Kars'ta yaptım arkadaşlar. Askerliğimizi Kars'ta yaptık. Hani askerlik tanımı eskisi gibi bir çok bir sık bir baskı günümüzde yok. Eskiden büyüklerimizden duyduğumuz üzere şiddettedir, aşırı psikolojik baskıdır. Bu tür şeyler günümüzde çok fazla eskisi kadar yok. Bu bir bakımdan güzel bir şey aslında. Bizim askerdeki yaşadığımız en büyük sıkıntı Kars'ta yapıp Şubat ayında askere gitmiş olmam. Yani düşünebileceğiniz üzere Kars Türkiye'nin en soğuk, dünyanın en soğuk yerlerinden birisi. -25, -30 derecelere yakın yerde askerlik yapmak gerçekten bayağı yıprattı beni abi. Yani seninle illaki bir soğukla ilgili bir hikayen vardır. Ya bir tane değil ki. Ya bununla alakalı birçok şey var. Ben Akdeniz ikliminde yaşayıp büyüdüğümüz için oraya gitmek, orada yaşantı sürmek çok zor. Yani dışarı çıktığında işte her yer bembeyaz zaten. Hani onu siz de biliyorsunuz. Bir yerden bir yere gitmek çok zor. Sürekli düşüyorsun, ediyorsun, her yer buz olduğu için. Abi, bunların ayrı ayrı sıkıntısını yaşadık yani. Askere gittim. Ben ilk 3 ay karayı göremedim. 3 aya yakın bir süre karayı, toprak göremedim. Full kar. Full kar. Yani öyle bir durum vardı. Ama yine de ülkemizin her yeri çok güzel. Tabii ki. Kars da aynı şekilde. Ben tabii oraya Mesut gibi aslında. Ben de askerdim. Yani askerliğimi yapmak için oraya gittim. Ve bunun akabinde ben de 12 ay boyunca orada askerliğimi tamamladım. Aynı zamanda bir görev icra ettik. Yani çok şükür ki bu şekilde askerliğimi tamamladık. Benim adıma çok güzeldi. Yani bu videoda da işte anlatacaklarımız, aslında konuşacaklarımızın da alakalı çok şey var. Yine diğer sorulardan biz devam edelim. Yani. Şimdi bir diğer sorumuz. Yaşadığın en komik anı bir aktar Hacı Bey. Yaşadığım en komik anı. Şimdi daha demin Fatih abiye de anlattım, size de anlatayım. Benim şöyle bir çok bana biraz komik, birazcık ne derler, acınası bir durum aslında. Ama askerlik çok gerçekten yoksulluğu görebileceğiniz en derin yerlerden birisi. Bir de er olarak yapıyorsanız. Benim şöyle bir durumum oldu. Ben askerdeyken yiyecek deposunda çalışıyordum. İkmalciydim ben. Bizim depolarımızda yiyeceklerimiz var, içeceklerimiz var. Bunları farklı yerlere dağıtıyoruz. Şimdi ben de orada görüyorum. Sucuklar var, etler var. İnsan imreniyor. Ama tabii ki yemek de yasak. Şu şekilde yasak. Devletin bir malı. Her ne kadar sen de devletin bir askeri de olsan, sınırlı bir sayıda ürün olduğu için yemen yasak. Yani orada bir eksik çıksa, bir denetime gelseler, orada malı eksik görseler sen sıkıntı yaşarsın. Bir gün arkadaşla biz sucukları gördük, böyle arkadaşa anlatıyorum diyorum. Ekrem diye bir arkadaşım da videoyu izliyorsa bu arada kendisine de bol bol selamlar. Şu şekilde anlatıyorum, diyorum ki Ekrem şimdi bir tavamız olacaktı, altında ateş yanacaktı, yağ atacaktık, yağ böyle sonra yumurtamızı kıracaktık, sucukları atacaktık böyle şeye, tavaya. Sucuklar böyle olacaktı, ekmeği banacaktık, yanında çay. Ekrem böyle titriyor böyle. Yo lan Mesut diyor, sus diyor. Gidip beni askerden kaçırttırma. Sonra aradan bir gün geçti şansa. Bir gün geçti. Açsın. Öğlen yemeğine zaman yaklaşmış böyle. İçerideki astsubaylarımız yani kendi imkanlarıyla yumurta almışlar, sucuk almışlar, tava almışlar. Şöyle bir durum oldu. Öğlen yemeğine yaklaşmış bir sürede. İçeriden bir koku geliyor. Sucuklu yumurta kokusu. Ulan diyorum Ekrem sen de alıyor musun kokuyu? Yani vallahi diyor alıyorum diyor da uzaklaşalım mı buradan diyor çünkü tutamıyorum Ekrem'i. Sonra içeriden bağırdı bizim komutan. Mesut gittim yanına. Emredin komutanım. Mesut al bu tavayı. Tavada omlet yapmışlar, sucuklu omlet. Al bu tavayı, dışarıda köpeğin kabı var. Köpeğin kabına koy. Köpek yesin. Emredersiniz komutanım dedim. Tabii tavayı aldıktan sonra komutan bizi görmüyor. Çağırdım Ekrem'i. O tavadaki sucuklu yumurtayı öyle bir yedik ki abi. Allah seni inandırsın. Hani soğumuş ama imrenmişiz ya. Sizin biraz da içinize doğmuş yani aslında. Askerdeyken yiyebildiğiniz yemekler kısıtlı. Hani yemekhaneye ne geliyorsa o. Onu dışarıdan bir şey sipariş edeyim. Kantinden abur cubur olabilirsiniz. Yani sucuklu yumurtaya, patates yemeği o kadar hasret kaldım ki. Tecrübe farklı geliyor değil mi? Tabii. O sucuklu yumurtayı arkadaşlar soğuk soğuk o sucuklu yumurtayı öyle bir tatlı bir şekilde yedim ki. Hani belki de o 6 ay önceki yediğim en tatlı şeydi. Ya bir de işin daha da tuhaf yanı, birazcık da bıraktık köpeğin önüne bırakmak için. Şimdi astsubay çıkar,
Oğlum siz köpeğe vermediniz mi bu sucuk yumurtayı diye. Birazcık da köpeğin önüne de koymuştuk. Öyle bir çok biraz acınası, biraz tuhaf bir durumumuz, hikayemiz vardı. Evet, geldik diğer sorumuza. Ha, şimdi de konvoy var. Bir video çekelim dedi galiba. Ambulans geldi. Birisi geldi, bir şey sordu. Şu anda daha garson geldi. Konvoy geçiyor. Dedim ki bir uçak düşmedi masaya. Evet, diğer sorumuz. Bir arkadaşımız demiş ki neden bu kadar hayatın hakkında az şey biliyoruz? Seni yaklaşık bir yıldır tanımama rağmen çok az şey biliyorum. Göz önünde olmaktan mı rahatsız oluyorsun ya da bu bir tercih mi? Arkadaşlar ben... Ben de bunu merak ediyorum Mesut yani. Doğrudur. Bunu çok soranlar oluyor. Hani ben elimden gelebildiğince bugüne kadar sosyal medyadaki hayatımla özel hayatımı bir araya katmadım. Görüyorum bunu sosyal medyada. Maalesef ki sosyal medya fenomenleri özel hayatına sosyal medyaya kattıklarında hani ne tür durumlar yaşadığını görüyorum. Doğru bir şey değil bence özel hayatın sosyal medyaya karıştırılması. Şundan dolayı siz belki de beni bu yüzden seviyorsunuz. Seviyorsanız beni. Şundan dolayı seviyorsunuz. Benim özel hayatımdaki yaşadığım sorunlarım, mutluluklarım beni ilgilendirir. Eğer bu sorunlarımı size yansıtmam çok doğru bir şey değil. Benim düşüncem bu yönde. Bir içerik üreticisi özel hayatıyla sosyal medya hayatına bir yön vermeli. Ben de elimden gelebildiğince yön veriyorum. Ama genel olarak kendimi tanıtmam gerekirse ismim Mesut Mert. Mesut and Mert kullanıcı ismim de buradan geliyor. Onun dışında Artvinliyim arkadaşlar. Öyle çok Karadeniz kültürüyle büyümedim. Gebze'de, Kocaeli'de büyüdüm. Orada yaşıyorum. Gebze'de, Kocaeli'de. Sahil kısmında benimle sık sık rastlaşabilirsiniz. Seyyar satıcıyım. Çay, Nescafe türü şeyler satıyorum sahilde. Gebze Eskihisar sahilde. Gelirseniz misafirim olursunuz her zaman. Bunun yanı sıra açıklamamı gerektirecek bir şey. Gayet güzel açıklamam. Bir ufak mola verdik arkadaşlar videoya. Çünkü çok sıcak ortam ve insan bunalıyor bir yerden sonra. Ufak mola verdik. Şimdi en son şeyden bahsediyordum. Fatih abimle, Fatih komutanımla. Komutan yok artık. Tanışma hikayemizi bahsedecektim. Hani benim için hayatım boyunca hiç unutmayacağım bir insan olacak. Çünkü tanışma hikayemiz çok farklı bir yerde, çok farklı bir şekilde oldu. Benim için çok özel bir şekilde oldu. Şu şekilde oldu. Ben ilk askere kayıt olurken, kayıt aşamamda, askere gitmeden önce de benim uzun süredir hayatımda OKB rahatsızlığım vardı. Obsesif kompulsif bozukluk. Bunun tanımını Google'dan araştırabilirsiniz ama bu nasıl söyleyeyim? Takıntı rahatsızlığı arkadaşlar. Şu şekilde bir takıntı. Bazı şeylere dikkat etmek, gereğinden fazla dikkat etmek, gereğinden fazla önem göstermek. Bu kimisi için el yıkamaktır, kimisi için dini konulara dikkat etmektir, kimisi için farklı şeylerdir. Ben ilk kaydımı olurken bir üst teğmen vardı. Kayıt olurken, acemi birliğinde kaydımı yaptırırken kendisi bizzat gelip bana şöyle bir şey dedi. Mesut dedi, böyle bir rahatsızlığım var, bu ciddi de bir rahatsızlık dedi. Eğer ki istersen sana buradan çocuk raporu alacak kadar yapamayacaksan askerliğini, ben sana yardımcı olurum dedi bu konuda. Hani gerekirse psikiyatriye sevk ederim, konuşursun, dinler seni, çocuk raporu alman dahilinde yardımcı olurlar sana dedi. Hani ne seviyedesin dedi. Hani orada şu psikolojidesiniz arkadaşlar, hani asla bunu kimse yanlış anlamasın. Ailenizden, sevdiğiniz insanlardan, sevdiğiniz şeylerden kilometrelerce uzaklardasınız. Bir tane komutan çıkıyor size, diyor ki Mesut diyor, istersen hani seni eve gönderebilirim diyor. Şimdi olayı böyle düşününce insan ister istemez ha acaba diyor. Ama o acaba'yı benim kafamdan silen çok net bir şey oldu. Benim babamın çocukluğundan beri beni en büyük hayallerinden birisidir askere göndermek. Beni asker olarak uğurlayıp askerden aynı şekilde gelmemi görmek babamın en büyük hayallerinden birisiydi. Hani eğer ki orada gerçekten alsaydım alabilecek seviyede bir rahatsızlığım vardı. Obsesif kompulsif bozukluğum vardı. Ama babam, hani babamın beklentilerini, hayallerini oradayken çıkıp gelseydim belki ben 6 ay boyunca bir zorlanmazdım. Psikolojik olarak asker psikolojisine hiç girmeden gelebilirdim. Ama sevdiğim insanların üzüldüğünü görmek hani çok kabullenebileceğim bir şey olmazdı. Hani şu şekilde, aileniz sizin beklentilerinizi karşılıyorsa sizin de kısmen ailenizin beklentilerini karşılamaktır hayatınızdaki yapmanız gereken şeylerden birisi. Kendimce de düşündüm, tamam hani babamı mutlu etmek bir yana, tabii ki kendim de önemliyim. OKB rahatsızlığım gerçekten benim için bir problem olabilir mi askerde? Düşündüm. Dedim ki şimdi OKB rahatsızlığı takıntı rahatsızlığı. Misal örnek veriyorum, botunuzu giyerken, bağlarken falan çok dikkatli, çok mükemmel bir şekilde yapmaya çalışırsınız. Üstünüzü giyersiniz. Bir yerinde bir sıkıntı var mı falan. Şimdi düşündüm, dedim ki askerde disiplin var. Bu
disiplin dahilinde ben daha iyi bir noktaya gelebilirim. Düzelebilirim. Obsesif kompulsif bozukluklarım düzelebilir dedim. Bu neden? Çünkü askerdeki disiplin hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Hani içtima saat 6.30'da 6.30'da orada olmak zorundasın. İsterse kolun kanasın, ayağın kopsun. Umurum yani kimsenin umurunda değil. Gelmek zorundasın. Bu zorundalık duygusu Allah'a şükür askerdeyken çok çok daha beni iyi bir seviyeye getirdi OKB konusunda. Bunu düşünerekten başlamıştım zaten ki şimdi Fatih Teğmen'le, Fatih Komutanım'la, Fatih abimle benim tanışma aşamasına gelince askerdeyken OKB rahatsızlığımı yenmeye çalışıyorum. Bunun bir zorluğu var. Bunun yanı sıra hiç kimse yok, ailem yok yanımda, sevdiğim insanlar, sevdiğim arkadaşlar yok. Birisi gelip Mesut işte nasılsın, var mı bir sıkıntı kardeşim, yardımcı olabileceğim diyen hiç kimse yok. OKB rahatsızlığıyla savaş, kimse yanında, samimiyetin yok. Bunu yenmeye çalış. Sevdiğin insanlardan uzaksın, içinde bir burukluk var. Bunların hepsi içinde birikmişken bir gün Fatih Teğmen beni aradı kendisi. Dedi ki Mesut dedi, vaktin varsa dedi, odama gel dedi, seninle bir konuşalım, muhabbet edelim dedi. O günü vallahi hani hiç unutmadığım günlerden birisidir. Tıkladım kapısını, girdim içeri. Mesut dedi gel otur dedi, ne içersin? Hani sanki aynı böyle kafede oturuyormuşuz gibi. Mesut dedi ne içersin, çay, soda moda dedim. Sağ olun komutanım, ben böyle hani yeni gelin gibi oturuyorum. Sağ olun komutanım, ben hani... Orada bir çay içtik. Sonrasında benim hastalığımı sordu. Hastalığımın tanımını sordu. Böyle böyle problemlerim var dedim. Abi dedim. Abi diyorum. Komutan orada abi demedim normal olarak. Komutan dedim. Böyle böyle sorunlarım var. Böyle böyle problemlerim var. Dedi ki Mesut dedi. Bunlar hepimizin hayatında olan şeyler. Senin yaşadığın kadar ben de yaşıyorum. Hepimizin problemleri var dedi. Sen her zaman dedi. Misal askerdeyken ben depoda çalışıyordum ya. İstersen depoda çalışırken işi bırak yanıma gel. Ben her zaman buradayım dedi. Onun samimiyetini bilmek o günü bana öyle bir iyi geldi ki, o askerdeyken yalnız olmadığımı bilmek, öyle bir tanışmamız oldu. Öyle bir samimiyetimiz oldu ve buralara kadar geldi. Tabii dediklerine ayrıca olarak eklemek istediğim şeyler var. Bir kere öyle olmadı. Dedikleri yalan. Yalan. Öyle bir şey yok. Cephe vaziyeti al. Çok doğal şimdi oldu ben yani. Biraz kibar anlatıyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Bir kere Fatih abi orada yanına çağırırken Mesut vaktin varsa gelir misin diye tanımladım. Mesela orada Mesut yanıma gel. Abi ben burada öyle anlatıyorum ama olması gereken o. Şimdi herkesi kibarlık sağlarsanız. Kibarlık değil şimdi bu, yani orada bir disiplin var sonuçta. Tabii. Orada Mesut haricinde benim diğer askerlerim de var aynı şekilde. Herkese bir kere tabii ki de adil bir şekilde yaklaşıyoruz. Yani bu benim özelimde olan bir şey değil. Diğer komutanlarımızın, diğer rütbeli askerlerin yaptığı gibi herkes görevini, vazifesini en iyi şekilde yapmak durumunda. Ben de tabii diğer askerlerime, Mesut'a aynı şekilde, aynı özenle yaklaşım gösteriyorum. Ben her şeyden önce şu anlayışla geldim kendi görevimin başına. O rütbeyi o şekilde takdim edeyim. Her şeyden önce bir eğitimciyim. Yani bu çok önemliydi benim için. Yani sadece işte yan açık düzen, işte silah eğitimi vesairenin dışında bir eğitimci olarak yaklaşmaya çalıştım. Bir öğretmen olarak yaklaşmaya çalıştım. Tabii ki de çok iyi bir asker miyim, çok donanımlı bir asker miyim? Değilim. Çok donanımlı bir eğitimci miyim? Tabii ki de değilim. Mükemmel değilim. Yani bunu ben de biliyorum. Ancak ama normalden iyiydi. Fazla iyiydi. Elimden geldiği kadar oradaki arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü ben de aslında o konumdayım. Onlardan çok fazla bir farkım yok. Sadece devletimin bana verdiği bir görev var. Çok da önemli bir görev var aslında. Bunun bilincinde ancak çok fazla bunun dışına çıkmadan sadece görevimi icra etmeye çalıştım. Benim açımdan zaten çok bir şey yok yani. Ben arkadaşlarla videoda çok güzel bir şekilde tanıştığımı düşünüyorum. Her ne kadar siz oradan konuşamasanız da buradan ben sadece biz konuşuyor olabilsek de beni tanıdığınızı düşünüyorum. Hemen hemen bu videoyla bir yüz yüze samimiyetimiz olmuş gibi düşünüyorum. Bu videoyu çekmek askerdeyken hayalimde. Hani biz bu videoyu çekmek için askerdeyken konuşmuştuk, plan yapmıştık Fatih abiyle. Tabii o zamanların Fatih Değmeni'yle. Hani uzun lafın kısası bu videoda hem tanışmış olduk hem benim hakkımdaki sorduğunuz soruları öğrenmiş oldunuz. Dediğim gibi bu YouTube platformunu en güzel şekilde kullanmaya çalışacağım. Hani TikTok platformunda olduğu gibi, Instagram platformunda olduğu gibi bu YouTube platformunu da daha güzel bir hale getirmeye çalışacağım. Bu video bu kadardı diyelim. Ben çok teşekkür ederim vakit ayırıp izlediğiniz için, saygı duyup videomu önemsediğiniz için. Ayrıca sana da çok teşekkür ederim tekrardan abi, videomu misafir. Ben sana misafir oldum ama burada da sen videomu misafir oldun. Öyle oldu biraz. Çok teşekkür ediyorum bunlar için. Bu video bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.